Hureyre çok uzun yaşamıştır. Çok uzun yaşadı Allah'tan. Peygamberimizi göremeyen tabi'in sınıfından gelen müminler onunla çok görüştüler. Bilhassa sık sık çok çok görüştüler ve sordular Ebu Hureyre'ye: "Ya Eba Hureyre, ey mübarek Ebu Hureyre, sen Allah'ın Resulü'nün sohbetinde en çok bulunanlardan birisin." Hakikaten öyle. Hatta Ebu Hureyre diyor ki, ben işimi, gücümü tamamen bıraktım diyor. Allah Resulü'nün önünde, yanında, yüzünde, devamlı meclisinde bulundum. Çok az yiyecekle kanaat ettim, çok az şeye kanaat ettim. Ama bütün günümü, saatimi, vaktimi Allah Resulü'nün sohbetine verdim diyor. Hatta o kadar mübarek yüzüne, cemaline baktım, takip ettim, ilgilendim ki sabah namazından sonra mescitten çıkıp hücre-i saadet dediğimiz kendi odasına istirahata çekilinceye kadar huzurunu terk etmedim. Kaç defa kirpiğini kirpiğine çarptığını saydım yazdım diyor. Hiç gözünü yüzünden ayırmamış mübarek. Öyle takip ettim diyor. Sordular, siz Allah'ın Resulü'nün sohbetinde çok bulunanlardan, en çok bulunanlardan birisisiniz. Birisiniz. Ya Ebu Hureyre, nasıl sohbet dinlerdiniz? Allah Resulü'nün sohbetini nasıl telakki ederdiniz? Nasıl oturur, nasıl kalkar? Ne yapardınız? Nasıl davranırdınız? Tarzınız, tavrınız ne olurdu? Diye sordukları zaman verdiği cevap şudur ve bütün kitaplara geçmiştir. Allah Resulü sohbet ederken öyle dikkatli, öyle itinalı, öyle tertipli, öyle terbiyeli, öyle dengeli, öyle sessiz, öyle titiz davranırdık ki ağzından kainatın efendisinin ağzından çıkan kelimeleri, heceleri, cümleleri, manaları aman kaçırmayalım diye öyle dikkatli dinlerdik ki sanki her birimizin başında bir kuş varmış, kıpırdasak o kuş uçup gidecekmiş gibi dinlerdik diyor. Böyle, hani şöyle yapsa kuş gidecek ya. O kadar dikkatle, itinayla, özenle dinlerdik. O dinleyiş, o sohbeti alış sahabe-i kiramı yıldız mevkiine getirmiştir. Yıldızlar onlardır. Ama şimdi bir de zaman